Hocam merhaba. Merhaba Muratçım. Hocam gözlüğü takar gibi oldu, çıkardınız. Evet Muratçım. Hocam biz bugün yine sorulara Evet. devam ediyoruz. Evet Muratçım ama çok önemli bir konu. Misak-ı Milli'yi konuşacağız bugün. Onunla ilgili çok güzel sorular koydum. Aman dikkat. Her zaman söylüyorum bak. Böyle yani direkt okuduğunda Türkçe gibi anlayacağın sorular koymuyorum. Onlar da var ama böyle arka planında bir hikayesi olan, bir kavramı olan sorular koyuyoruz. O yüzden iyi takip edin arkadaşlar. Hocam o zaman sizdeyiz. Hemen başlıyorum Muratçım. Gözlüğümü taktığımdan belli zaten. Evet hocam. O da sizin şeyiniz hocam. Süpermen nasıl gözlüğü çıkartınca şey yapar uçar. Siz de gözlüğü takınca uçuyorsunuz hocam. Buna göre bakalım hangisi söylenemez? Bakalım arkadaşlar. Amasya görüşmelerinde İstanbul Hükümeti adına Salih Paşa Amasya'ya giderek temsiliyeti başkanı Mustafa Kemal ile görüşmüştür. Bu görüşmede Mebuslar Meclisi'nin açılmasına karar verilmiştir. Evet. Şimdi bakalım. Ne söylenemez bak. Ben ne dedim arkadaşlar? Meclis açılması falan diyorsa bakın meclis açılması falan diyorsa milli egemenlik vardır her zaman söylüyorum değil mi? Bakın. Burada milli egemenlik nerede var? Meclis açıldı dediği için var. Peki. A söylenebilir. B. İstanbul hükümetinin temsiliyetini hukuki varlığını tanıdığı. Bu da söylenebilir. Çünkü bak onun ayağına gelmiş ve onunla görüşmüş. Ya Salih Paşa'yı göndermiş. Bak yukarıda anlatıyor. Temsiliyeti başkanı Mustafa Kemal ile görüşmüş. Yani temsiliyetinin varlığını hukuken tanımış. Onu kabul etmiş yani. Evet. Sen Evet. burada bir güçsün. Seni kabul ediyorum. O yüzden gelmiş zaten. Yani B ulaşılabilir. Temsiliyetinin yetkilerinin genişlediği bak işte bu olmaz. Bu Sivas Kongresi'nde bahsetmiştik bir önceki videoda. Bundan bahsetmiyoruz. Peki İstanbul hükümetinin denetlenmesinin amaçlandığı işte bak bu da doğru. Nereden anlıyoruz biliyor musun? Mebuslar Meclisi'nin açılmasına karar verilmiş. Oradan anlıyoruz. Yani demek istiyorlar ki çünkü İstanbul'da şöyle bir manzara var arkadaşlar. Bir tane hükümet var, bir de meclis var. Şimdi düşün, meclis kapalı olursa hükümet ne yapar? Tek başına değil mi? Böyle bir şey olmasın. Yani meclis açık olsun, aktif olsun, hükümeti denetlesin. Yani hükümet kafasına göre İngilizlerle şunlarla bunlarla anlaşma yapmasın anlamında. O nedenle D de doğru arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Evet Evet hocam. Muratçım. Diğer bir soruya geçiyorum. Diyor ki Misak-ı Milli'de siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olan sınırlamalar kaldırılacaktır hükmü yer almıştır. Neye karşı çıkılmıştır? Bakın. Neye karşı çıkılmıştır? Arkadaşlar sınırlama lafını gördüğünüzde bakın arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim. Sınırlama lafını gördüğünüzde bak buraya yazıyorum. Aklınıza kapitülasyon gelecek. Yani kapitülasyon bizim Osmanlı'nın Fransa'ya, İngiltere'ye falan verdiği ekonomik, siyasi, adli ayrıcalıklar. Yani bu bizim için bir sınırlamaya dönüşüyor daha sonra. Çünkü bütün ekonomi onların eline geçiyor. Birçok avantajları oluyor. Mesela adli avantaj mesela şöyle söyleyeyim. Kapitülasyonlara göre Fransa mesela ülkede konsolosluğun içinde bir mahkeme açabiliyor. Ve biz Türkler yani Osmanlılar bir Fransız vatandaşını yargılayamayabiliyoruz. O Evet. mahkeme yargılayabiliyor. Yani Tabii. adamların bu ülkede yani bizim ülkemizde yani bir sürü ayrıcalığı var. Bizde olmayan onlarda olan. Bak işte bunlar kapitülasyonlar. İşte bunlara karşı çıkıldı. Yani cevap burada Deniz arkadaşlar. Hemen işaretleyeyim. Yani zaten soru öyle demiş. Neye karşı çıkıldığı söylenir. Cevap Denizli. Bazıları burada şimdi A diyebilir. Ekonomik bağımsızlığa karşı çıkmıyor. Ekonomik bağımsızlığı istiyor bak. Neye karşı çıkıldığı diyor. O nedenle cevabımız Denizli arkadaşlar. Üçüncü soruya geçiyorum Muratçım. Bakalım neymiş? Evet hocam. Misak-ı Milli'nin ilanı üzerine İtilaf Devletleri Mebuslar Meclisi'ni basarak bazı milletvekillerini tutuklayıp Malta Adası'na sürgüne göndermişlerdi. Bak milletvekillerini tutuklayıp Malta Adası'na göndermişler. Vay. Çok acayip Buna hocam. göre İtilaf Devletleri'nin Mebuslar Meclisi'ni dağıtmaları hangisini yok etmeye çalıştığını gösterir. Arkadaşlar bak Mebuslar Meclisi'ni dağıtmışlar. Milletvekillerini de yurt dışına sürgüne göndermişler. Yani bu adamlar niye istemiyorlar? Neye karşılar? Milletin iradesine. Evet Yani hocam. milletin temsilcilerine karşılar. Milletin orada varlığını göstermesine karşılar. Çünkü o insanları yani o milletvekillerini, o meclisi halk seçtiği için ve İngilizler de onu yok etmek istediği için burada dolaylı olarak milli iradeye karşı çıktıklarını söyleyebiliriz. Burada bazı arkadaşlarımız A diyebilir. Yani TBMM diyebilir. Ama henüz TBMM yok. Açılmış değil. O nedenle A'yı zaten alamayız. Alamayız hocam. Cevabımız C yapmak. Çok güzel hocam. Bir sorumuz daha var. Dört soru burada. Bakıyorum. Bu kararla ne amaçlanmıştır diyor. Bakalım neymiş o karar?
Misak-ı Millî'de azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslümanların da dikkat aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecek ve sağlanacak. Yani bizim ülkemizde yaşayan azınlıklar var ya Muratçı, hani Rumlar, Ermeniler. Onların hakları, bak dikkat, onların hakları diyelim komşu ülkede, diyelim Ermenistan'da, diyelim Yunanistan'daki Müslümanların da hakları korunursa biz de ülkemizdeki Rumların falan haklarını koruyacağız diyor. Yani ne amaçlıyor? A. Azınlık haklarını sınırlandırmak mı? Ne alaka? Dış ülkelerdeki Müslümanların haklarını korumak mı? İşte bu. Yani diyor ki bak sen korursan ben de korurum. Yani cevap o yüzden B arkadaşlar. Diğer seçenekleri okumaya gerek duymuyorum. Kolay ama B'yi unutmayın. Bu size soru olarak gelecek. Evet Muratçım. Böylece Misak-ı Millî Amasya görüşmeleri sorularını bitirdik. Çok güzel hocam. Hocam arkadaşlarımız videomuzu beğendiyse beğenmeyi unutmasın hocam. Bir sonraki videoda hocam görüşeceğiz. Muratçım öpüyorum. Görüşürüz hocam.